Ankara'da okudu. İkrar da burada okudu yine. Beraber büyüdüler. İkrar da Ethem. Ama Ethem yaramazdı. Yaramaz dediğim komşuya falan asla yaramazlık yapmazdı. Evde olanlara, bizlere. Ethem'in çocukluğu aslında çok özel bir çocukluğu yoktu. En azından bu ülkenin gerçekliğine baktığımızda milyonlarca yoksul ailenin çocukları gibi açlık ve derin bir yoksullukla geçen bir çocukluk dönemi oldu. Mustafa ortaokulu Sungurlu'da okudu. Ben bu yanına gelince buradan bitirdim, buraya getirdim. Bayağı zorluk çektik, baba rahatsızdı. Bunlara çanta monta bir şey alamadım. Poşetle yolladım. Öğretmeni çağırdı. Dedim böyle böyle yok. Fazla çocukların üstüne de gelmeyen dedim. Olursa alacağım, olmazsa yok. Yapraklarla saldım okula. Kalemi silgisi. Biz kimseden bir destek görmedik. Ev işine gittim hep. Şirkette çalıştım. Ne verdiysem, ne aldıysam öyle kabul ettiler. Yine diyorum, bunu boyuna söylüyorum. Başkasından eşortman getirdim ev işinden. Sabah etem giyerdi, öğlenden sonra ikrar giyerdi. Okulda böyle çıkmış, elbise falan veriyorlarmış. Asla kabul edip de almadı. Almam ben de. E oğlum bizim de yok, olsun dedi. Almadı. Öğretmenin, müdürün verdiğini almadı. Çok paylaşımcı bir kişiliği vardı Ethem'in. Böyle çocukların her şeyi isteyen özelliklerinden ziyade elinde ne varsa arkadaşlarıyla paylaşan, arkadaşlarıyla bunu değerlendiren bir şeyi vardı. Aynı zamanda çok da zekiydi. Çok kıvrak bir zekaya sahipti. İlkokul döneminde dersleri çok başarılıydı. Ortaokulda da çok başarılıydı. Ailemizin imkanı, olanağı, koşulları olmadığından kaynaklı Ethem'in çok ağır bir çocukluk dönemi oldu aslında. Yoksulluktan kaynaklı. Suyu bulamadım. Suyu komşudan aldım. Ekmeğini öyle. Biz fazla yağlı falan bir şey yemedik. Hep böyle peynirle, zeytinle, şundan bundan çocuklarım. Ortaokulu okuttum. Liseye gelince ikinci sınıfa lisenin bıraktı okulu. Bırakacağım, okumayacağım dedi. Ben dedi bunu dedi okumak istemiyorum dedi. Zekası da çok fazla. Çalışacağım, ben çalışırken bir şey, sen çalışırken dedi. Biz büyüdük dedi. Bana ağır geliyor dedi. Ya oğlum daha sen küçüksün. En azından liseyi bitir. Bitirtiremedim. Okumam dedi, çıktı. Abisine yine öyle aradım, söyledim. Şanslarımızı çok verdik, okumam dedi. Boşa bana zorlatman, kaçarım dedi. Okuldan dedi. Son arkadaşlarıyla tanıştı. Afiş falan yapıştırdı.
Ortaokul bittikten sonra karakola bir tutuklama yaptı. Tutuklandı afiş için. Bildiri falan dağıtıyordu. Ben de o gün yine ev işindeydim. Çıktım geldim. Hepsini söyledi. Anne dedi, sen niye geldin? Ben zaten çıkacaktım dedi bana. Güldü de ona. Çalıştı. Demir buldu, demir sattı. İnşaatlere gitti. Başka yerlere gitti. En sonunda işte kendi başına demirleri çalışmaya başladı. Proje çizmeye başladı. Onun yaptığını hiç kimse yapamadı. Zaten bu geçmişte çocukluğunda çok belirgin olarak yaşamış olduğu bu yoksulluk ve açlık sorunu çözüm yolu olarak sadece kendisine ait bir şey olmadığını, bunun toplumsal bir sorun olduğunu, bunun bütün bu topraklarda milyonlarca insanın kendisi gibi yaşadığının bilincine vardı ve o süreçte politik bir kimlik kazanmaya başladı. Kendisi gibi milyonlarca insanın yoksulluk ve gelecek kaygısı taşıdığını çok iyi biliyordu ve onun için de devrimci mücadeleye atıldı. Diğer yandan aile ekonomisine katkıda bulunabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldı. Arkadaşlarıyla çok bağlıydı. Eve bir getirirdi ki 4-5 tane. Anne böyle böyle mecbur oluyor. Hepsi bizim çocuğumuz. Birini biz sokakta yatıramak. Aynı hepsi benim çocuğum gibi. Kızlarımla, kızımla, benimle hepsini yer yatakları yapardık. Gülerdi, oynardık. Çocuklar ne bulduk onu yiyelim derdik. Hiçbiri de gücümsemezdi. Anne sen bize kapını açtın ya. Biz ne olsa yerik derlerdi. Onları öyle kordum, işe giderdim. Çocuklara derdim, çocuklar anahtarı saatin içine koy. Anamın belli yeri orasıdır derdi. Çocuklara gülerdi. Güleç yüzlüydü benim oğlum. Ethem'in devrimci kişiliğinden söz açarsak eğer, yani nasıl söyleyeyim, hani yerde bir karıncanın ayağı incinse ya da bir yerlerde dünyanın uzak bir köşesinde birinin canı yansa, Ethem'in de kendi canı yanan bir yerde duruyordu. Yani sürekli bizi dürtüklerdi. Elimizden gelmeyecek bir şey bile olsa en azından buna efkarlanıp kendi aramızda bunun üzerine konuşmaya ihtiyaç hissederdik. Biz bundan kaçsak bile Ethem bize bunu konuşturdu. Bunun için bir şey yapmalıyız, bir şeyler yapmalıyız, bir değiştirmeliyiz vesaire gibi. Korkusuzdu. Hiçbir şeyden gece olsun gelirdi. Oğlum sen korkmuyorsun, korkmuyorum anne derdi. Öyle bir çocuktu. Gitgide baba yiğitleşti, irileşti, güzelleşti benim oğlum. Komşular bile derdi, Ethem sen nasıl yetişiyorsun, nasıl büyüyorsun? Bizim elimizde her şeyimiz var, biz çocuklarımıza böyle bakamıyor. Annen sana ne yediriyor, ne içiriyor der. Yediğimiz kuru ekmek. Benim çocuklarım çoğu da nazara geldi. Ethem bir gün pizzacıda çalışıyordu, çok rahatsızlandı. Zayıfladı. Ethem'i aldım, doktora götürdüm gece. Arkadaşıyla götürdüm. Benim en yakında akrabalarım vardı. Bana destek çıkmadılar. Arkadaşına dedim ki sen kalk seninle gidelim dedim. Ben bu saatte dedim bir bayanla, bir bayan olarak dedim yerimiz kötüydü. Sokağa çıkamam dedim. Gece saat 2. O arkadaşını aldım götürdüm. Kızımı o arkadaşlara koydum bak. Onu koydum, size teslim dedim, ben aldım hastaneye gittim. Güvencim olmasaydı koymazdım. Çünkü o çocuk, gelen çocuk bana anne dedikten sonra canım kurban onlara. Biz böyle bir aileydik. Ethem'in gitgide işte arkadaşlarından neyine. Ama bana da çok meraklıydı. Bizim masamız yoktu, yerimiz yoktu. Bazen oluyordu ki başlı kışlı yatıyordum çoluğu çocuğu. Öyleydik. Yer sofrası sererdim. Yerde yedik. Birimiz gelmeyince sofraya kaşık sokmazdık. Eksik olumuz.
İkrar yere oturur yerde, o yavrum bu dizimde yerdi. Anne karnım doymuyor derdi. İlla dizim oturacak da yiyecek. Diye 14-15 yaşındaki çocuk. İlla buraya oturup burada yiyecekti. İkrar kızardı. Ya büyüdün gayle, ayıp. Bu kadın çalışıyor. Niye sen böyle zorluk veriyorsun? Karnım doymuyor derdi. Ethem'in bu devrimci kişiliğinin oluşmasındaki en temel şey aslında yaşamış olduğu bu toplumsal sorunlarını sadece kendisine özgün, kendisine mahsus ya da aile olarak bize mahsus olmadığının bilincine varmasıydı. Yani toplumun bu gerçekliğinin, ezilmişliğin, yoksulluğun, bu sistem tarafından saldırıların farkına varacak kadar bilince erişmiş olmasıydı ve ondan sonra tercihini bireysel bir kurtuluşun olmayacağı ve bu noktada toplumsal bir kurtuluşun olabileceği noktasında çok bilinçle hayata yaklaştı ve hayatındaki bu temel problemlerin, yaşamsal problemlerin ancak ve ancak devrimci bir mücadeleyle çözülebileceğini bilince çıkartarak oldu. Ne yapılmadı ki bu ülkede? Oradaki ağaçlarda bunları sallandıracaksın. Ben size emrediyorum. Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Dar bir gençlik yetiştiriyor. İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa. Taksim Meydanı bu tür gösterilerin mekanı değildir. Milleti YouTube'a, Facebook'a, bilmem şuraya buraya yediremez. Biz o tarihi Topçu Kışlası'nı onun yerinde yapacağız. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Hiç beni ilgilendirmiyor. İnsanların mahrem konuşmaları. Devletin kilit dolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar. Bu kadar bunlar atıyor. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben vatandaş. Terör örgütünün mensubu da sizin. Ben anayım, benim babam. Öldürdüler oğlumu Tayyip'in polisleri. Fidanımızı verdik Hatay'da. Binlerce Ali İsmail var burada. Binlerce Ali İsmail. Ben dev işine giderek şirkette çalışarak o çocuğu duyuyorum. Ben gidip orada sözüm ben olup geleceğim. Yani söyleyenler başbakan olmaz. Şeydin annesiyim. Benim Mehmet'im emekten bir çocuktu. Oğlum henüz 19 yaşındaydı. Adresiye darbettiler onu. Medeni'nin katili Veli'di. Bunlar bu teröristlerle ben... el ele iş tutuyorlar. Berk'im benim yavrum daha 14 yaşında. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Halkının kabul etmediği liderler o makamlarda kalamaz. Haziran günü 31 akşam, 31 Mayıs akşamı akşam eve geldiğimde işten Türkiye'de olağanüstü şeylerin olduğunu görmeye başlamıştım ama bunu da çok anlamlandıramıyordum tarihsel olarak nedenlerin içinden ve Gezi Parkı'nda aslında ben o gün duydum. Hani oraya yönelik siyasal iktidarın öyle kendi merkezli orayı değiştirip dönüştürme noktasında ve oradaki çevreci grupların, oradaki odaların mücadelesi
Hani sadece basından takip etmiştim. 1 Haziran günü, cumartesi günü, öğlen saatlerinde işten çıktığımda eşimle birlikte bu polis saldırısına, polis vahşetine karşı Ankara'da bir basın açıklamasının olabileceğini düşünerek çok tesadüfi şekilde aşağıya indik, Kızılay'a indik. Ve Kızılay'a indiğimde ilginç bir şeyle karşılaştım. Eşimin rahatsızlığı olduğundan kaynaklı arkadaşımı yanına bıraktım. Çünkü çok yoğun şekilde gaz kokusu geliyordu. Birden uzaktan sokağın başından ana caddedeki 15-20 kişilik bir grubu, ülkücü işareti yapan bir grubu gördüm. Ve hemen panikledim, endişeye kapıldım. Dedim, içimden aklımdan şöyle bir şey geçti. Eyvah, ülkücüler burada katliam yapıyorlar Kızılay gibi bir yerde. Hemen orada bir tane sopa buldum yerden. Koşarak aşağıya indim. Ama ana caddeye çıktığımda çok enteresan bir tabloyla karşılaştım. Olağanüstü bir şeydi oradaki şeyi. Orada o MHP'li, ulusalcı, milliyetçi, Kemalist, CHP'li birçok on binlerce insan sokaktaydı. Bir anda panikledim, şaşırdım ve yaklaşık 20-25 dakika, bir yarım saate yakın orada oturup oradaki tabloyu okumaya çalıştım. Neler oluyor diye. Çünkü ben de o gün farkına varmıştım. Daha sonra hep birlikte ben de en ön saflarda yerim alarak polis barikatına yüklendik. Ve polisin çok yoğun bir saldırısı vardı. Ve polisi Güven Park'a püskürttük bütün oradaki kitle. O sırada aklımın danş etemi görüp etemin durumunun iyi olup olmadığını öğrenmek için alanda da barikatların en önündeki insanlara bakarak da barikatlarda etemi de arıyordum. Durumunun nasıl olduğunu, bir ihtiyacın falan olup olmadığını sormak amaçlı. Birkaç arkadaşı gördüğümde etemin iyi olduğunu, alt tarafta Güven Park'ın o taraflara kitlenin içinde olduğunu. O sırada çok yoğun çatışmalar olurken birkaç yerde silah sesi duydum ben. Zannedersem dedim, polis bu kadar kitlenin karşısında baş edemedi. Silaha başvurdu. Yani korkutmak amaçlı havaya ateş açtığı hissi oldu. Çünkü 10-15 dakika öncesinden silahı bana doğrultmuşlardı en öndeyken Güven Park'ta. Tehdit amaçlı uzaktan gösteriyorlardı. Ben de tabii ateş açmadılar orada. Daha sonra bir 10-15 dakika sonra bir silah sesini duydum. Tam Ethem'in vurulduğu yerin yaklaşık 150 metre bu tarafındaydı. Tabii bir taraftan da yoğun çatışmalar devam ediyordu. Yoğun saldırılar devam ediyordu. Bir taraftan da bu durumun kendi açımdan izahını bir muhakemesini yapıyordum aslında. Nedir, neden insanlar buraya çıkmış, görmediğim şeyde ilk defa. Ben de politik bir insanım. Yıllardır eylemlere ve benzeri şeylere katılırım. Ama böyle bir tabloyla hiç karşılaşmadım. Olağanüstü bir tabloydu. Hekimler oradaydı, doktorlar, ellerinde insanlar bir şeylerle yüzlerine bir şey sıkıyordu. Hiç karşılaşmadığım şeyler. Kimisi yüzlerine streç film sarmış, kimisi gaz maskeleri yapmışlar, kimisi kadın pedinden kendine maske yapmış. Hiç karşılaşmadığım tabloydu. Olağanüstü bir dayanışma vardı insanlarda. Bir taraftan da polisin o vahşi teröründen kaynaklı, saldırısından kaynaklı ağır yaralanan insanlar vardı. Tam bir kaos ortamıydı. O sırada baktığımda bir iki dakika sonra, silah sesinden sonra birisinin ambulansa bindirildiğini gördüm. Ama o Ethem'miş. Ethem'in olduğunu daha sonra görüntüleri incelediğimde anladım. Yani uzaktan Ethem'in aslında ambulansa bindirilişine tanık oldum. O bölgeye de bakarak Ethem'i göremedim. Ve arkadaşımın da düğünü olduğundan kaynaklı, sendikacı bir arkadaşımın düğününe gitmek için eşimi de alıp Kızılay'da yakın bir bölgede düğün kapısının önüne geldiğimizde o sırada telefon geldi. Ethem 17.33-35 geçe vuruldu.
saat 6.30 civarlarında zannedersem telefon geldi. Ethem'in yaralandığını, hastanede olduğunu, numune hastanesine olduğunu söyledi. Önce ben çok önemsemedim. Ben hemen geliyorum dedim. Çünkü Ethem kolay kolay hastaneye yatacak, yapacak kadar bir şeyi yoktu. Çünkü anatomik olarak çok güçlü bir yapısı vardı. Yani 30 kişi dövse Ethem'i, Ethem tekrar yine ayağa kalkardı, hastaneye gitmezdi. Hiçbir zaman hastaneye yolu düşmedi Ethem. Hiçbir zaman hastalanmadı bile, böyle garip bir yanı vardı. Gerçekten başının ağrıdığını bile biz bilmeyiz Ethem'in. Grip olduğunu bile bilmeyiz. Çok sağlam bir vücudu vardı, yapısı. Hemen taksiye binip eşimle birlikte hastaneye gittim. Hastane yakındı, 5 dakika sonra hastane olduğumda. O sırada biraderim ve eniştem de gelmişti. Onlar da haber vermiş arkadaşlar Ethem'in. Hastaneye geldiğimde arkadaşı dedi, Ethem yoğun bakımda deyince irkildim. Ethem'in yoğun bakıma girecek kadar ağır yaralandığını öncesinden düşünememiştim. Gerçekten orada benim açımdan bir anda hayat durmuştu. O şekilde bir şey oldu. Hemen anında yoğun bakımın önüne gittim. Yoğun bakımdaki yetkililerle görüşmeye. İşte kardeşimin burada olduğunu, durumun içeri aldı. Önce içeri almak istemediler. Daha sonra ısrar üzerine içeri aldılar ve Ethem'in yaşam destek ünitesine bağlı şekilde orada gördüğümde burada kurşunun giriş kısmını zımbaladıklarını gördüm. Zımbayla burayı kapatmışlar. Ve Ethem'i o halde görünce Ethem'i aslında kaybettiğimizin farkına vardım. O sırada doktor geldi. Tam o süreçte beyin tomografisinin çekildiğini, doktor odasına gittiğimizde Ethem'in beyninde yabancı bir cismin olduğunu, bu cismin ne olduğunu bilmediklerini, durumun ağır olduğu söylendi. Ben özellikle bunun kurşun yarası olduğunu, beynin içindeki cismin kurşun olduğunu iddialarında bulundum. Orada doktorlarla kısa bir tartışmamız oldu ayaküstü. Doktorlar hayır, bu başka bir şey de olabilir. Bunun kurşun diyemiyoruz, mermi çekirdeği diyemiyoruz dediler. Ben deneyimlerinden kaynaklı onun kurşun yarası olduğunu o an fark etmiştim. Daha sonra bizim 12 günlük, Ethem'in 14 günlük hastane bekleyişimiz orada başladı akşam 6 civarlarında. Ve Ethem'i kaybettiğimiz güne kadar ki 14 Haziran'a kadar orada Ethem'in bir ihtimal de olsa ayağa kalkacağı ümidiyle orada umarsız bekleyişimiz devam etti. Telefon etti. Evden çıktı, merdivenlere indi. Abisinin yanına vardı yine telefon. Bir şey mi var dedi. Yok anne dedi. Sesini özledim. Oğlum yeni ayrıldık. Yok. Saat 4:30'dan sonra oğlumun sesini duyamadım. Gitti.